Zilandı. Ne olan bızdık? Niye gülüyorsun? Sünnetimi hatırladım diye ona gülüyorum. Benim yatağımı da buraya yapmışsınız ya. Ulan beni şimdi çocuklarına mı benzettin? Ergün güldürme, dayının yarası acıyor bak. Hadi çekil oradan. Sen demez miydin Allah kimseyi gülmekten ayırmasın diye? Ulan her lafa cevabı hazır. Bu anamla Zilan dayı ne konuşuyor? Ne konuşacaklar? Hasret gideriyorlardır. Pek ona benzemiyor. Bir şeyler çeviriyorlar ama neyse. Demek öyle abla. Herif malların üstüne oturmuş. Mahzun'da uğraşmaya başlayınca öldürmek istedi. Kesin emin misiniz onun yaptırdığına? Başka kim olabilir Zilan? Peki abla niye daha önce haber vermediniz? Ya ölseydi Mahzun? Buraya vardıracağını düşünemedim. Peki Şehmuz enişte dediğin adama niye vekalet vermiş? Ne bilsek olay çorap söktüğü gibi gelecek. Hiç akıl alacak gibi değil. Bunda büyük oyun var. Peki nerede bu adam? Bilen yok. Şevket Kaptan, Ali Reis hep onu arıyorlar. Gören yok. Zor iştir balıkçılık ama keyifli iştir. En keyifli tarafı da akşam iş bitince sahile kurulan kilingir sofrasıdır. Siz oralarda ne işle uğraşıyorsunuz? Yani balıkçılık uğraşmadığınız kesin. Öyle değil mi Ali Reis? Subhanallah. Şantaja başladı ha? Evet, oyalıyorum ama nereye kadar gider bilemem. Daha geçen gün dünyanın parasını verdim. Tıka şu herifin ağzını. Verdiklerimle yetinmiyor. O senin sorunun. Başıma bir sürü dert açtın zaten. Geçen gün polis geldi. Polis mi? Evet. Benim açımdan sorun yok. Sen düşün. Nasıl? Kazım yakalamazsın. Ben mi dedim git öldür diye? Emri veren sensin. Emri ben verdim ama öldürülmesini isteyen sendin. Hayır. Bu işte ben yokum. Bütün sorumluluk sana ait demiştim. Ağzına yüzüne bulaştırdıysam ben ne yapayım? Söyledikleri kadar varmışsın. İşin bitince çöpe atamayacağın insan yok. Günaydın Çiğdem. Günaydın. Evet. Anadolu'ya göndereceğimiz malların siparişini iptal etmişler. Ver bakayım. Hayır olamaz. Bu kadar mal nasıl iptal edilir? Delirdi mi bunlar? Israrla acele edip yetiştirin diyen onlardı. Yok. Öyle durup dururken bunu yapamazlar. Bir şey var. Çok büyük bir parti bu. Bütün mallar elimizde kalır. Batarız. 25 gündür her işi durdurup büyük bir iş diye bu malları hazırlamak için gece gündüz çalıştık. Olamaz. Faksa bir gerekçe de göstermemişler. Anlayamıyorum. Çabuk bana sert tekstili ara. Aradım efendim. Evet. Şirket el değiştirmiş. Mustafa. Mustafa Taş'ın işi bu. Çabuk bağla şunu. Evet. Mustafa Bey telefonda efendim. Alo Mustafa Bey. Niçin aradığını biliyorum. Sert tekstili satın aldım ve senden alacağım malların siparişini iptal ettim. Hayır, bunu yapamazsın. Yaptım patron için. İyi günler. Sen dur, ben doldururum Mahsun. Zahmet olacak. Ne zahmeti? Senin yorulmaman gerek. Geçmiş olsun Mahsun. Hoş geldin Cengiz. Buyur otur. Babamla Erzincan'daydık. Dönüşte haberi duyunca çok üzüldüm. Sağ ol. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok sağ ol. Gereken yapılıyor. Merhaba Emine. Kimin yaptığı belli mi? Henüz bilmiyoruz. Polis araştırıyor. Ne o kız? Yüzünden düşen bin parça. O geldi. Kim? Cengiz. Ne var bunda? Mahallemizin çocuğu. Geçmiş olsuna gelemez mi? Mahzun bahane. Kaç gündür göremiyor ya.
Daha ne istiyorsun? Demek seni çok seviyorum. Yerin dibine batsın onun sevgisi. Keşke Ahmet de beni sevseydi. Onu sevdiği alkol. Mahkeme ne zaman? Yakında inşallah. Bir celsede boşanırız da biter bu iş. İnşallah. Tekrar geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa... Sağ ol Cengiz. Şu yatağa hiç yakışmıyorsun Mahsun. Çabuk kalkmaya çalış. Kalkarız dayı. Dayı bir şey sormak istiyorum. Anamla yıllardır küstünüz. Öyleydi ama akrabalar arasında küskünlük olmaz. Anam çağırdı değil mi? Başında duysaydık daha iyi olurdu. Keko dayı, sakın kötü bir şey yapmaya kalkmayın. Şimdi beni iyi dinle. Bu iş artık senin işin değil. Olaya el koyuyorum. Keko dayı, ben bu işi çözerim. Hem de yasal yollar. Baban bu deyyus yüzünden kahrından ölmüş. Bütün mallarına el koymuş. Sen hala yasalardan bahsediyorsun. Dayı, elinizi ayağınızı öpeyim. Siz bu işe karışmayın. Biz bu işe karıştık bile. Boşanma davası açmama engel olmayacaktın Ayça. Farz et açtın. Ne geçecek eline? Babanın burnunu sürtmek için. Yoksa iyice azıtacak. Bence boşanma işine hiç girme anne. Ne yapayım yani? Oturup her şeyi sineye mi çekeyim? Öyle yap demiyorum. Ama bir düşün. Eğer boşanırsan bu sedefe ben yiyemedim sen ye demek olur. Yo. Baban o fahişeyle evlenecek kadar alçalamaz. Güldürme beni anne. Benim için ilk karısını boşadı diye övünen sen değil misin? Onun için duygularına kapılma. Mantıklı ol biraz. Son zamanlarda bende akıl mı bıraktı baban? Sen de onu da bırakma o zaman. Ne yani? Babanı aldatayım mı? Aman anne ömürsün. Bağırıp çağırmak yerine uysal ol. Seksi ol. Aklını başında mı? Bir faydası olur mu dersin? Dene gör. Hadi ben çıkıyorum, arkadaşlarla buluşacağım. Hadi Tahir, aç artık. Allah kahretsin, neredesin? Açsana. Allah'ın cezası, aç şu telefonu. Allah belanı versin. Ne çabuk bitti bunlar. Çıldıracağım. Sana söyledim ama dinlemedin. Sonuçlarına katlanmak zorundasın. Bütün bunlar biraz da zamanında senin metresin olmayı kabul etmediğim için değil mi? Kabul etseydin bugün çok daha başka konumda olurdun. Kabartma olarak belki de başından savacağın günü bekliyordun. Seni çok beğeniyorum. Hala beğeniyorum. Bak Mustafa, tezgahtarlıktan geldiğimi hiçbir zaman inkar etmedim. Ama ben bu yere kendi çabamla, kimseye taviz vermeden geldim. Acaba... O günlerde kimlerden gizli destek görüyordum biliyor musun? Senden mi? Yok, hayır. Hayır. Çalıştığın firmalara bir sor bakalım. Ama artık seninle çalışmayacak. Bunu yapamazsın. Yaptım Serpil. Polisi de sen başıma sardın. Mahsun'u sen öldürmek istedin. Saçma. Bunu neden yapayım ki? Mahsun foyalarını ortaya çıkaracaktı da ondan. Çıkartabilseydi çoktan çıkartırdı. Demek itiraf ediyorsun. İtiraf değil. Sadece boşa kürek çektiğini söylemek istiyorum. O kadar. Bunu zaman gösterecek. Zaman daha neler gösterecek. Oturduğun villayı bile satmak zorunda kalacaksın. Asla. Ya Ali Reis, sen bu işten bir şey anladın mı? Hangisinden? Mahzun'un dayısı Zilal. Yanında da iki adamı. Niye çıka geldi dersin? Canım yeğeni vurulmuş. Niye gelmesin? İyi de şimdiye kadar neredeydiler? Yahu bize ne? Vardır elbet bildikleri. Bu işte bir şey var ama. Neyse, Remzi Ayvaz'a bir daha gidelim. Belki resmi bulmuştur. Haklısın. Ah, Recep de burada olsaydı. Ne iyi olurdu. Evet ama onsuz halletmek zorundayız. Telefonla konuştum. Babasının durumu bayağı ağırmış. Mahsun'un durumundan bahsetmedin değil mi? Deli misin? Aman ha.
Şunu kiralıyorum. Tabii efendim. Günlük mü haftalık mı? Aylık olsun. Tabii. Yalnız ücreti peşin alıyoruz. Tamam, önemli değil. Hemen hazır edin. Oldu efendim. Biraz çabuk ol. Tabii. Emine merhaba. Merhaba. Kaç gündür görüşemiyorduk. Onun için mi Mahsun'a geçmiş olsun demeye geldin? Onlardan çıktığım mı var? Mahsun seni istemiyor. Bunu biliyorsun. Sana ne? Mahsun'u kim vurmak istemiş? Ne bileyim ben. Memleketten dayısı adamlarıyla gelmiş. Demek ki düşmanı var Mahsun'un. Var veya yok, seni ilgilendirmez. Yavaş anne. Allah kimseyi yatağa mahkum etsin. Geçer oğlum, sıkma canını. Ana. Ebru hiç uğramadı. Hayır, hastaneye uğramıştı, o kadar. Ya. Canım, kızcağızın işi vardır belki. Öyle mi dersin bacım? Aman isterse gelsin. Zaten senin dengin değil ki o. Ana, bu Keko dayımın hali hiç hoşuma gitmiyor. Olur olmaz şeyler yapıp başımıza iş açmasın. Yok be oğlum, keyfine bak. Ana, seni tanırım. Keko dayım buraya yıllar sonra geliyorsa bunda bir iş var demektir. Senin kim olduğunu anlayacaklar. En şanslı erkeği sayıyorum. Şanslı olan benim seni tanıdığım için. Sevgilim. Kim olabilir? Ebru? Kumruları rahatsız ettim galiba. Ebru kızım. Para almaya geldim. Ebru, beni korkutuyorsun. Para istiyorum, para. Kaç evin kirasını alıyorsun, parasız olamazsın. Yetmiyor, toz almam gerek, anlıyor musun, toz. Ebru sakin ol yavrum, ne olur otur şöyle. Ebru. Sen sus. Dur, nereye? Odama, yani eski odama. Mücevherlerimi alacağım. Onlara dokunamazsın. Çekil önümden. Onlar doğum günü hediyem sana. Umurumda bile değil. Tamam, sakin ol. Gel şöyle. Anne, gel. Çabuk diyorum. Tamam. Mustafa Taşı. Randevunuz var mıydı? Ne randevusu? Kendileri yok efendim. Öyle mi? O zaman içeride bekliyoruz. Durun, giremezsiniz. Hayır, durun. Lütfen. Neşe, tamam sen çık. Mehmet, sizi dinliyorum. Buraya Mahsun'un hesabını sormaya geldik. Biz öyle fazla laf etmesini sevmeyiz. Bir, eniştem Şehmuz'a ait bütün malları istiyoruz. İki, Mahsun'un kan bedeli olarak malların değerinin iki misli para. Siz çıldırmışsınız. Ben kimsenin malının üstüne oturmadım. Kimseye de kan borcum yok. Bak şimdi, beni iyi dinle. Söylediklerimi iyi anlamadın galiba. Ben istiyorum ki her şey güzellikle olsun. Ablam, yeğenlerim üzüldü. Sen üzülme. Baba, ne oluyor baba? Bir şey yok kızım, sen dışarıda bekle. Ama baba. Sana dışarıda bekledim. Çocuğunun yetim kalmasını istemezsin herhalde. Burada vakit kaybedeceğinize düşmanınızı başka yerde arayın. Ben polise de bu konuda gerekeni söyledim. Benden günah gitti Mustafa Taş. Şehmuz'a ve Mahsun'a yaptıklarının hesabını bir bir vereceksin. Dayısı
şeyler söylediler ama Mahsun'un dayısı mı? Merhabalar. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hoş nasılsın Sevin? Daha iyiyiz. Maşallah Mahsun, sen de iyisin. Ben iyiyim de sen pek iyi değilsin. Teyzeciğim müsaade eder misiniz? Mahsun'la iş hakkında özel bir şey konuşacağım. Tabii kızım, tabii. Otur. Mahsun, seni bu halde üzmek istemezdim ama haberler kötü. Ne oldu? Anadolu'ya göndereceğimiz büyük bir parti malın siparişi iptal edildi. İptal mi edildi? Nasıl olur? Mustafa Taş sonunda dediğini yaptı. Emin misin onun yaptığını? Konuştum. Şirketi satın almış ve siparişi iptal ettirmiş. Vay namussuz vay. Geceli gelen it cami duvarına işermiş. Diğer firmalar da ellerini çekmeye başladı. Böyle giderse işimiz çok zor. Banka borçlarını ödeyemeyiz. Ulan Mustafa Taş, ananı ağlatacağım seni. Bu yüzden yeni arabanın alımını durdurdum. Kusura bakma. Şimdi arabanın sırası değil. Serpil bir şey öğrenmek istiyor. Ebru bürodan hiç beni aradı mı? Bildiğim kadarıyla hayır. Onu en son hastanede sana geldiğim gün gördüm. Ben giderken o sana geliyordu. Emin misin? Hı hı. Bana gelmedi. Gelmedi mi? Hoş geldin. Toz istiyorum, çabuk ama. Tamam, acelen ne? Gevezeliği bıraksana, çabuk ol dedim. Tahir'i görüyor musun? Canı cehenneme. İki gündür ortalarda yok. Geçen gün epey cemal aldık. Sermiştir postu bir yerlere. Allah kahretsin onu. Hiç onun dengi biri değilsin. Nasıl yani? İyi bir aileden geldiğim gibi. Oh evet, çok iyi bir aileden geliyorum. O kadar iyi ki beni göz göre göre... Neyse, niye anlatıyorum ki bunları ben? Al bakalım. Sağ ol. Kimsin sen? Hiç kimse. Allah bereket versin. Ah, çıktı. Sen bekle yolu. Başla. Merhaba, ben Komiser Seçkin Gül. Merhaba komiserim, ben Metin Şahin. Mustafa Taş'la ne ilişkin var? Hiç, sadece iş yapıyoruz, o kadar. Araştırdım, onunla hiçbir resmi ilişkin yok. Ticarette her şey kağıt üzerinde olmaz ki komiser. Mahsun Kırmızı Gül'ü tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Nerede tanıştınız? Eski patronum Serpil Hanım tanıştırdı. Şu konfeksiyoncu. Evet. Demek öyle. Serpil Hanım'ın yanından neden ayrıldın? Anlaşamadım. Ne arıyorsun burada? Sizin gibi bir iş adamının böyle yerlerde dolaşması tuhaf değil mi? Aslında bir arkadaşıma uğramıştım, öylesine. Mahsun'un vurulduğunu biliyorsun tabii. Evet, gazetede okumuştum. Mustafa Taş'ta sorunu varmış. Bunu da biliyor musun? Hayır, nereden bileceğim? Ayrıca da olduğunu sanmıyorum. Mustafa Bey nereye, Mahsun nereye? Öyle mi? Peki. Mahsun, senden öyle utanıyorum ki. Sen şu an yatağında acı çekerken biliyorum beni düşünüyorsun. Gelmek istiyorum ama beni bu halde görmeni istemiyorum. Aslında ben sana hiç layık değilim. Bunu biliyorum. Aşkını bıraktık, dostluğunu bile anlayamadım. Biliyorum ki şu an ayakta olsaydın bana yine gelirdin. Her şeye rağmen gelirdin. Çok acı çekiyorum Mahsun. Mahsun, duyuyor musun beni? Geçti Mahsun. Ateşim var biraz, o kadar. Ebru aramadı. Aramadı değil mi? Hayır. İki kere ben aradım. Telefonu cevap vermedi. Ya öyle mi?
telefonu. Aç çalayım. Alo. Ebru benim. Tahir. Duyuyor musun? Mahsun'u sen öldürmek istedin değil mi? Ona kıskandın. Beni de öldürmek istemiştin. Katil. Ebru konuş benimle. Cevap ver Ebru. Ebru sana söylüyor. Beni duyuyor musun Ebru? Neler saçmaladı bu? Sevim kızım. Sen odana git hadi. Uyuyakalmışım. Hadi kızım. Oğlum benim Mahsun'um. Ana sen misin? Sen uyumuyor muydun oğlum? Büyük acı duyuyorum ana. Yeter oğlum. Yarın öbür gün kalkarsın. O değil ana. Ebru vurulduğumdan beri beni hiç aramadı. Oğlum bu tür insanlar öyledir. Sana kaç kere söyledim. Dengin değil o senin. Hayır ana, bildiğin gibi değil. Başının derde girmesinden korkuyorum. O tür insanların başı derde filan girmez. Sen kendine bak. Keşke dediğin gibi olsa. Merhaba anne. Kızım neredesin bu saate kadar? Aman anne, merak ettim deme sakın çok gülerim. Bütün gün koskoca evde yalnızlıktan patladım. Dur bakayım. Sen bayağı güzel bir kadınmışsın. Çok yakışmış. Sen beni gençliğimde göreceksin. Şimdi çok mu yaşlısın be anne? O zamanlar bir saniye bile yanından ayırmazdı babam beni. Şimdi gecenin bir yarısı oldu. Hala ortalıkta yok. Anne ne konuşmuştuk? Böyle üstüne düştükçe daha çok kaçırıyorsun onu evde. Elimde değil. Yaptıklarını hazmedemiyorum. Sabırlı ol biraz. Sabır, sabır, sabır. Nereye kadar? Bencil insan bencildir. Bu saatten sonra değişecek değil ya. Aman neyse. Ebru aç şu lavabosu kapıyı. Sana açmıyorum, aç hadi. Ebru. Ebru uyan. Uyumamasın kalk. Ne yaptın sen? Uyuma diyorum. Yürü, hadi yürü. Uyumamalısın. Nasıl bu kadar tedbirsiz davranabilirsin? Aç gözlerini. Hayır. Şansın varmış ölebilirdin. Sabaha kadar yürümek zorundasın. Aç gözünü. Ebru. Hadi. Sevgilim yeter artık. Tükettin kendini. İçim yanıyor Orhan. Ebru bu hallere nasıl düşer? Bunun sorumlusu sen değilsin ki. Aslında benim. Onu iyi yetiştiremedim. Her istediğini yerine getirerek onu mutlu olacağını sandım. Geçecek. Her şey iyi olacak Zeynep. Göreceksin. İş işten geçtikten sonra ne önemi var? Ebru kendini öldürüyor Orhan. Ben elim kolum bağlı oturuyorum. İstersen bir telefon açayım ha? Kaç kez aradım cevap vermedi. İstersen yarın gidip kulağından tutup buraya getireyim. Gelir mi sanıyorsun? Aklı sıra benden intikam alıyor. Ben çıkıyorum Meral. Güle güle hayatım. Şey Mustafa, akşam yemeği dışarıda yesek diyorum. Şöyle baş başa. Yani yemeğin de tam zamanı. İşlerimin yoğunluğunu biliyorsun. İş, iş, iş. Biz neciyiz bu evde, lütfen söyler misin? O kadar yersiz davranışlarım var ki, sırası mı şimdi? Akşam yorgun, sabah öfkeli. Ne oluyor söyler misin? Yeter be. Alçak. Bıktım artık. Bıktım, bıktım, bıktım. Anne kendine söyleniyorsun dedi. Karışma sen. Anne sakin ol. Ne oluyorsun yine Allah aşkına? Ne olacak? İyi olacağını. Her geçen gün daha kötü oluyor. Sana öyle geliyor. Yo yo. Dikkat ettin mi? Şu Mahsun olayından sonra baban iyice başkalaştı. Anne acilen senin bir doktora görünmen lazım. Doğru konuş. Hem sen demedin mi? Babamın bürosunda garip adamlar gördüm diye. Mahsun'un dayısı mıymış neymiş? Ne arıyorlar onlar orada? Ay ne bileyim ben. Ben çıkıyorum. Babasının kızı ne olacak?
Yürümek ne güzelmiş. Sana oturmak yakışmıyordu. Sağ ol Emine. Yorulduysan otur. Yok hayır. Anneanne, anneanne, dayım ayağa kalktı, yürüyor. Aman aman, neler görüyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Bize bu günleri de gösterdi. Ya ana, bağırıp durma. Duyan bir şey var sanacağım. Kimin oğlu? Ne sanırlarsa sansınlar. Selamlar. Selam. Hoş geldin komiser. Hoş bulduk. Maşallah, toparlamışsın. Sağ ol. Bir şey içer miydiniz? Sağ ol teyzeciğim. İzin verirseniz Mahsun'la yalnız görüşmek istiyorum. Bizim birbirimizden ayrımız gayrımız yok ki. Kalsak ne çıkar? Tamam, bizi yalnız bırakın. Hadi bakalım. Yavaş. Ayakta kalma. Yorulursun. Yavaş. Evet komiserim. Bak Mahsun, bu senin olayın küçük bir olay değil. Soruşturmada gördüm ki seninle Mustafa Taş arasında büyük bir sorun var. Benimle değil. 20 yıl önce babamla olmuş. Ama kapanmış gitmiş. Mahsun, bu doğru değil. Yalan söylediğini biliyorum. Siz beni vurduranın Mustafa Taş olduğunu söylemek istiyorsunuz ama değil. Öyle olsa söylerdim. Korkuyor musun yoksa? Korkmak mı? Komiserim, biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. Mahsun, bu olayı çok yönlü araştırıyoruz. Sakın yasa dışı bir şey yapmaya kalkma. Aramadığım yer kalmadı. Vallahi eski tavan arasındaki sandığa bile baktım, yok. Sana bir sürü zahmet verdik. Bizdeki de ne şans. Keşke bulsaydık da işiniz görülseydi. Sağ ol, sen elinden geleni yaptın. Bunu Mahsun'a nasıl söyleyeceğiz? Çok üzülecek. Tek umudu sizdiniz. İnanın ben de çok üzüldüm. Ama ne yapabilirim? Arayınca bulunmuyor işte. Sağlık olsun. Hadi Ali Reis, kalkalım. Eyvallah, her şey için sağ ol. Siz yine de yolunuz düşerse uğrayın. Bakarsınız bir yerlerden çıkar. Belli mi olur? İnşallah. Alo Kenan Bey, ben Remzi Aybaz. Oo Remzi Bey, siz yaşıyor muydunuz ya? Sitem etmekte haklısınız. Size bir işim düştü Kenan Bey. Estağfurullah. Mehmet Gürcan bu. Efendim, anlayamadım. Size demedim Kenan Bey. Az sonra ararım sizi. Hay Allah, şu işe bak. Ne telefon bıraktılar, ne adres. Merhaba. Merhaba. Neymiş bakalım benimle konuşmak istediğin önemli şey? Polis benim de peşimde. Sorguya çekti. Ne sorgu? Seninle ve Mahsun'la olan ilişkimi. Bunlardan bir şey çıkmaz. Beni gözetlediği yer neresiydi biliyor musun? Kazım'la buluştuğumuz yer. Konuştuğunuzu gördü mü yoksa? Hayır, ama görebilirdi ve o zaman her şey biterdi. Hala İstanbul dışına çıkmadı mı bu adam? Yarın gidiyor. Çember daralıyor gibi Mustafa Bey. Beni büyüten nedir biliyor musun? Gözü karalığım, korkusuzluğum. Onun için bu işin içinden de çıkacağız evvelallah. Bu dayımlar bir şeyler karıştırıyor ya. Dur bakalım ne çıkacak. Çok gidip Mustafa Taş'la konuşmuştur. Ne var bunda? Yok ana. Onlar öyle konuşma işine falan girmez. İşi berbat etmelerinden korkuyorum. Korkma. Senin kız kaç hafta oldu? Hala arayıp sorduğu yok. Haklısın ana. Böyle yapmaması gerekir. Mutlaka bir şey var ama ne? Hiçbir şey yoktur. Belliydi zaten. Hoppa bir kız. Ailemize yakıştırma. Ana böyle konuşma. Kırıyorsun beni. Doğruyu söylüyorum oğlum. Gül gibi kız önümüzde duruyor. Sen hala Ebru'dasın. Emine'yle olmaz. Bunu kafandan at. İyiydi oğlum. Ebru seni sevmiyor ki. Boşuna kendini yıpratıyorsun. Ebru.
Bak Ebru, dün geceki halin gerçekten çok kötüydü. Dozajı bu kadar arttıramazsın. İntihar mı etmek istiyorsun? Susar mısın sen? Çabuk çık dışarı. Merhaba. Affedersin. Hadi ben çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Daha doğrusu eski nişanlı. Ya, Mahzun biliyor mu? Biliyorum. Ondan hiçbir şey saklamadım ki. Dostluk ve arkadaşlığı sakladın. Niye geldiniz buraya? Mahzun kaç haftadır yatıyor ve sen onu ziyaret etmiyorsun. Bu mu senin dostun ve arkadaşlığın? Haklısın, yapamadım. Utanıyorum. Onun karşısına bir daha çıkmaya utanıyorum. Neden? Seni sevdiği için mi? Sana aşık olduğu için mi? Hayır, bununla ilgisi yok. Size anlatamam. Başka birim var hayatımda. Hayır, kesinlikle. Peki o bunu biliyor mu? Biliyor. Onun için gidemiyorum ya. Git Ebru. Sana gerçekten ihtiyacım var. Seni çok seviyorum. Keşke beni değil de seni sevseydi. Ona layık bir insansın. Ben değilim. Keşke dediğin gibi olsaydı. Eğer buraya geldiysem onu gerçekten çok sevdiğim için geldim. Ona git Ebru. Çok iyisiniz. Bir gün Mahsun'la birlikte olduğunuzu öğrenirsem en çok ben seveceğim. Bunu Mahsun'a nasıl söyleyeceğiz? Oğlan yıkılır şimdi. Tek umudu o resim. Bence söylemeyelim. Remzi Ayvaz araştırıyor filan deriz. Yanlış olur. Doğruyu söylemekte yarar mı? Benim korkum ne biliyor musun? Mahsun'un dayısı. Niye? Bunlar ailelerine düşkün olur. Yasa filan dinlemez. Cezayı kendileri keser. Mustafa Taş'ı vururlar yani. Her şey yapabilirler. Korkulur bunlardan. Baksana, bir telefonla küs olmalarına rağmen çıkıp geldiler. Adamların doğru dürüst konuştuğu bile yok. Tehlikeli bu herifler. Bir şeye karar vermiş gibiler. İnşallah Mahsun'un başını belaya sokmazlar. Yatmadın mı oğlum? Saat gecenin kaçı? Uykum yok ana. Hem yarın işe başlayacağım diyorsun hem de gece uyumuyorsun. Çok uyuduk be ana, boş ver. Allah'ıma şükür. Bu günleri gösterdi. Seni böyle sağlıklı görmek ne güzel. Bu yaralar iyileşiyor ama gönül yarası iyileşmiyor ana. O da geçer be oğlum. Daha neler göreceksin, dur bakalım. Benim güzel ana. Mahsun, sen yarın işe başlıyorsun. Biz de alışverişe çıkalım. Senin de Ergün'e biraz üst baş alalım. İyi olur. Dayımlar nerede kaldı? Gelirler oğlum. Çocuk mu bunlar? Hadi kalk ya. Dayımları bekleyeceğim. Oğlum belki teneri başka yerde söndürecekler. Sabaha kadar bekleyecek halin yok ya. Sen yat ana, ben bekleyeceğim. Benim de uykum yok. Bari şu bulaşıkları yıkayayım. İhtiyacınız olur diye düşündüm. Sağ ol, çıkabilirsin. İşlerin iyi gitmemesi sizi üzdüğü kadar bizi de üzüyor. Böyle gidecek değil. Mahsun yarın işe başlıyor. Morale ihtiyacımız var. Buna sevindim. Bazen her şey üst üste geliyor. Geçmişimi düşünüyorum da ne mücadeleler verdim. Fakat insan her şeye çabuk alışıyor. Sanki o günleri hiç yaşamamış gibiyim. Onun için kaybetmekten çok korkuyorum. Her şeyin bir çözümü bulunur efendim. İlgine teşekkür ederim. Çıkabilirsin. İyi geceler efendim. İyi geceler. Hoş geldin Zilana. Hoş bulduk. Geciktiniz. İstanbul trafiği. Biraz sonra ayılır. Bana bak Hasan, bu olayı uçan kuş bile duymayacak, tamam mı? Babamın dediğine bak. Kellemiz gider, bu kız buradan gitmez. Biliyorum. Hadi bakalım Mustafa Taş, şimdi ne yapacaksın?
ben bakarım. Alo? 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 Allah Allah. Kapattı. Neyse. Evrim miydi acaba? Ben aşağılık bir insanım. Evet, aşağılık. Aşağılık, aşağılık. Ama mutlaka haber verir. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ya hanım, koskoca kız, çocuk değil ya, gelir biraz sonra. Bu saate kadar geciktiğini hiç hatırlamıyorum. Aman Allah'ım. Cep telefonundan aramadı mı? Yanına almayı unutmuş. Bütün arkadaşlarını aradım. Bugün görmediklerini söyledi. Sorumsuz, ne olacak? Anne baba burada 9 doğuruyor, hanımefendi eğlencede. Mustafa, hiç mi çocuğunu tanımadın? Ayça böyle değil diyorum sana. Araması lazım. Aramıyor işte. Bak, bak ben korkmaya başladım. Ne olur hemen polise haber verelim. Deli misin? Yarın gazetelerde oku haberi. Mustafa Taş'ın kızı kayıp. Biraz sonra çıkar gelirse ne olacak? Bilmiyorum Mustafa. Ama böyle elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Dur bakalım. Bu kadar kötümser olma. Gelir birazdan. Bakıyorum ben, sen otur. Sen yapalım. Alo? Olay bitmiştir abla. Mustafa Taş'ın kızı şu an elimizde. Sen ne diyorsun? Evet, şimdi düşünme sırası onda. Biz hesabı böyle görürüz. Aferin benim kardeşime. Size de bu yakışırdı zaten. Gözlerinden öperim. Ben de ellerinden öpüyorum. Yarın görüşürüz. Tamam Zilan. Yarın görüşürüz. Keko dayımla mı görüştün? Evet. Dediklerini yaptılar. Ne yaptılar ki? Yüreğime ateş düştü.